Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz Aslan ve yükselen aslanlar için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım kahve falı baktırmak isteyenler de Falun Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz Aslan Burcu sevineceği bir seyahat gündeminde olacak bir süredir veri beklediği bir para konusunda da Hızlı bir, e, bu seyahatle birlikte aynı dönemde gerçekleşecek olan para girişi onun 5 rak, e, rakamı ile alakalı 5 gün 5 haftadır beri çektiği sıkıntılardan ferahlığa çıkmasını sağlayacak. Bir insanla ilgili beklentisi hani bazıları birileri bir şey yapar da sonrasında onun yaptığının karşılığını görmesini cezası görmesini beklersiniz ya bununla ilgili isminde N harfi olan bir kişiden bir haber alacak ve bunun gerçekleştiğini duyacak. E, dua, dilek kapınız açık. Özellikle rüyalar konusunda bu dönem altıncı hislerinizin daha kuvvetli olduğu ve e, rüyanızda sizlere bir şeylerin e, hediye edildiğini göreceğiniz bir dönemdesiniz. Bu hediye edilme tabii ki sizin için e, yeni bir güç, yeni bir kuvvet anlamında da geliyor. Bu anlamda maddi güçle kazanabilirsiniz, manevi güçle arkadaşlar. Hepinizin hayatına farklı dokunuşlar gelecek. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir olayla ilgili öfke patlaması yaşayacaksınız. Yani artık bu kadar mı oldu dediğiniz bir noktada olacaksınız. Ama e, bu öfke patlamasını yaşamadan da siz geçmişe bütün geriyi koymuyorsunuz. Özellikle 10 yılın üzerinde kapanmamış bir hesabınız varsa bu konularda öz, e, bir gelişme yaşanması gözüküyor. İkili ilişkiler konusunda bazen düzen tutturamadığınızı düşünüyorsunuz. Özellikle evliler kendi içlerinde hani bir e, yani bunun başka versiyonu olabilir mi ya da başka iyi tarzda bir şeyleri olabilir mi dedi düşündüğünüz noktalar var. Ama e, olduğunuz durumu stabil hale getirip değişikliğe gitmek istemeyeceksiniz. Kendinizi biraz garantide, o risk ortamından e çekmek isteyeceksiniz. Yalnız veya bekarlar veya sevgilisi olanlar için bu dönem oldukları durumda e etrafındaki insanlarla iletişim kurmayı daha çok tercih edecekler. Yani bu iletişim kurma e özellikle kendinizi ifade etme konusunda biraz yanlış anlaşılmalara e, mail verse de doğru kısmı, doğru iletişimi de kurabileceğinizi gösteriyor. Biraz hava şartları, gökyüzü şartları, yanlış cümleleri yanlış insanlara kurma, kurdurma konusunu gösteriyor. Arkanızda bıraktığınız bir olay, bir parasal konu. Yani mesela aldatılmadır, dolandırılmadır bu tür konuda bir anda karşınıza bu yaşadığınız kişinin çıkması var. Ve burada bir e, hesaplaşma olacak ama bu hesaplaşmayı bu paranızı veya bu malınızı alma durumuyla birlikte tamamlamış olacaksınız. E, dua kapınızda iki tane dileğinizin gerçekleştiğini bu dönem anne olarak gözüken bir kişiden yani anne figürü hayatınızda anne olarak gördüğünüz bir kişiden destek göreceğiniz, onun vereceği bir nasihatla birlikte de önünüze yeni bir düzen kurma çabasında tam aradığınız cevapları bulacağınız gözüküyor. Kaplumbağa çıkmış ama ev veya da evlilik konusunda biraz sorunlarınız var. Bunu iki aya kadar bazı kendi içsel hesaplaşmalarınızla tamamlayacağınız gözüküyor. O yüzden biraz zamana yayın. Bazı cevaplar zamanla gelecektir. Hani siz her şeyi bir an hızlı olsun her şeyin cevabını alayım diyorsunuz ya. İşte buradaki şey o kafanızdaki cevaplar özellikle 3-4 yıldır beri sizi sıkıntıya sokan olaylarla ilgili ya yani cevap bu kadar basit miymiş diyebilirsiniz. Aslında herkesin hazır olduğunda gelen cevaplar var arkadaşlar. Gözünüzün önünde de olsa cevaplar kullanamıyorsunuz. Nasıl ki bir öğrenciye almak istediği kadar bilgi verebilirseniz sizinki de bu durumda bazen bildiğiniz cevapları da uygulama şansınız olmuyor. Ama bu dönem işte bu öğrendiklerinizi hayatınıza uygulama konusunda daha çok fırsat verecek size. Ee, ve bununla ilgili hem aydınlanma hem bir yeni yol çizme. Kalple ilgili sıkıntınızın aslında temelinde ne yattığını. Çünkü normalde siz e, bağlandı bağlanıp aşırı bağlanma noktasına geliyorsunuz. Biraz kendi kalbinize de özgürlük vermeniz gerektiğini gö gösteriyor burası. O yüzden hani onun da bir özel hayatı olacağını sadece sizinle ilgilenmek zorunda değil de hani kendi problemleri olacağını herkesin birbirine nefes aldırma durumu olacağını görüyoruz. Bu tabi biraz tamamıyla boş vermişlik değil. Hani deli değişiyorsun cümlesini duracaksınız ama bu karşı tarafında hoşuna gidecek. O anlamda ikili ilişkilerde eğer bu dönem hayatınızda birisi varsa evlilik konusu dışındakiler için söylüyorum. Bunun hem tamamlanma duygusu. Hani karşınızdakiyle bir uyum içerisine girdiğinizde fark etmiş olacaksınız. Yolculuklar, seyahatler. Ama bunları pek isteyerek yapmayacaksınız. Yani mesela ki mecburen yani bunu yaptım, onu da yapmam lazım. Mesela akraba ziyaretleri gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama e, burada görmeniz gereken şey şu. Yani bazen e, bu kadar zorlayarak gittiğiniz yerlerde de keyif alabileceğinizi unutmayın. Olduğunuz yeri cennete de çevirebilirsiniz, cehenneme de ki bu dönem cennete çevirmeyi başarıyorsunuz gözüküyor. 3 rakamı sizin için önemli olacak. 3 ve 8 rakamında alacağınız temiz haberler var. Bu haberlerde özellikle iş ve kariyer açısından değişim veya iş konusundaki aradığınızı bulma noktasında sizi destekleyecek tarihler olarak gözüküyor. Bu fırsatları değerlendirin. Kulakla ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Duyma konusu veya mesela gribal enfeksiyonlarda kulak intihabına varması gibi bu dönem rahatsızlık yaşama durumunuz söz konusu olabilir. Dağın zirvesindesiniz ama siz bu dağın zirvesine gelirken de e, arkanızda insanların sesini duymadınız mı? Aslında çok duydunuz ama artık o kadar sesleri duymak istemeyeceğiniz de gözüküyor Elinizden çıkacak olan bir eşya var Bu eşya sizi bir nevi yükten kurtaracak 15 rakamında alacağınız bir temiz haber var Bu haberle birlikte de üzerinizdeki ağırlıktan kurtulacaksınız Bununla birlikte içinizdeki öfkeyi de artık bir nevi kurtulmuş olacağınız da gözüküyor. Aile bağlarınızda bir kişinin rahatsızlanması var ama kısa sürede iyileşecek. E, 7 rakamında gelecek olan isminde S harfi olan bir kişinin de bu dönem size e, parasal anlamda bir yardımı veya desteği olacak gözüküyor. Kısa bir yolculuk var burada. Bu yolculuğu fiziken yapmak yerine sanki bir şey erteleyip de sonraya iletmeye çalışıyorsunuz. İki kişi gitmeye çalışacaksınız. Ama bununla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani önünüze başka bir sebepler veya karşınızdaki kişinin hayat standartları ile ilgili sıkıntılı bir durum yaşayabileceğiniz için ertelemeniz daha da ileriye gidebilir. Kan bağınızdan geçmişteki özellikle uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle ilgili biraz öfke problemi yaşayacağınız bir olaylar dizisi duracaksınız ama gözlerinizin açılacağı Hani bugüne kadar görüyordunuz ama görmezlikten geldiğiniz konularla ilgili artık gözüm içine içine sokuyorsunuz dediğiniz bir durum yaşayacaksınız şimdi kafanızın içerisinde bazı konularla ilgili Planlamalar yapıyorsunuz ama bu planlamalar konusunda ertelemeye gitmeniz gerekecek. Siz ne kadar planlama yaparsanız kadersel anlamda da nazardan dolayı ertelemeleriniz var. Ailenin içerisinde, e, bakın bu aile kendi anne baba kardeşlerinizden bahsetmiyorum ama dededir, e, anneannedir, babaannedir. Uzak mesafede ve uzun zamandır beri görmediğiniz kişilerin rahatsızlanmasıyla ilgili duyacağınız haberler var. Ve buradan size e, sanki onlar bu durumlardan dolayı kaynaklı size para desteği verecekler. Hani biz e, zamanında yapmadık şimdi yapmak istiyoruz destek vermek istiyoruz dedikleri bir durum olacak. O yüzden biraz manevi e, süreçte zorlandığınız durumlar gözükecek. Üzerinizdeki ekstra aldığınız bir yükün aslında e, bu kadar zor olmadığını, hayatın biraz daha kolaylaştırdığını gösteriyor size. Bir sevinç e, patlaması yaşayacaksınız. Bir olayı hiç beklemediğiniz anda bir müjdeli haber şeklinde gelmesi sizin uzun zamandan beri, ''Aa iyi ki nefes aldım.'' dediğiniz bir duruma getirecek. Olmaz dediğiniz ya da daha öncesinde reddettiğiniz bir konunun ee, gündeminizde bugünlerde olumlu şekilde yansıması var. Bu yansımalarla birlikte hanenizin içerisinde iki tane toplu para girişiniz var. Bir tanesi geldiği gibi gidecek ama diğerine yatırım yapacaksınız. Bir de yurt dışı konusunda küçük bir iş ve kariyer konusunda fırsat çıkacak. Ama bunu şimdi değil de daha sonraki ileriki zamanlar için düşünebilirsiniz gözüküyor. Evet aslan ve yükselen aslanlar için Nisan ayının ilk 15 gününde. Neler yaşayabileceklerine baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.